Kısa Roleplay'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere V4.5 sürümümüzde gelecek olan yenilenmiş tuning sisteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi zaten adı üzerine tuning sistemini arkadaşlar biliyorsunuz ki sadece tamircilerimiz kullanabiliyor. Arkadaşlar şu anda tabii interior dışındayım. Sistemi kendime özel olarak açık bıraktım. Bunu sadece interior içerisinde yani bir tamirci interior içerisinde yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Altını çizerek söylüyorum bunu. Şimdi diyelim ki tamirci interiörde olduğunu varsayın. Bu şekilde arkadaşlar önünüze yenilenmiş bir arayüz geliyor. Biliyorsunuz ortadaydı daha öncesinde. Şimdi burada arkadaşlar tabii yeni başlayan tamirciler için çok detaylı bir rehberimiz var parçalar hakkında. Bu arada arkadaşlar EKU yani motor kontrol ünitesi beyin kısayası ve vites kutusu yeni eklendi. Bilginiz olsun. Geri kalan aynı. Ufak tefek oynamalar yapıldı. Hepsini şimdi videoda anlatacağım zaten. Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi yeni başlayan tamirciler için detaylar yazıyor. Hangi parça ne işe yarar, ne yaparsak ne olur gibisinden. İşte nasıl bir tune yapabiliriz gibisinden bir ayarlamalar anlatılıyor burada. Şimdi arkadaşlar burada 3 parça ayırdık. Sokak tipi, spor tipi ve yarış tipi olarak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yarış pistimiz de var, sokakta gazlayanlarımız da var. Her çeşit oyuncumuz var. Burada yine arkadaşlar dipnotlar geçiliyor. Parçayı son kez takmadan önce. Şu şekilde yine dipnotlarımız geçiliyor. Detaylı bir şekilde de burada yazıyor yine gösterdiğim gibi. Şimdi arkadaşlar turbo, süspansiyon, freni zaten 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyor. Bu yüzden bunları anlatıp hem de sizin başınızı ağrıtmak da istemiyorum. Yeni gelen beyin ve vites kutusu yani eko ve vites kutusunu sizlere tanıtayım arkadaşlar. Şimdi mantıkları aynı. Diğer parçalarıyla aynı. Fakat biliyorsunuz ki önceden turbo 3 olduğunda yani yarış tipi turbo olduğu zaman hem egzozdan alev atıyordu, hem egzoz patlatıyordu arkadaşlar, hem de turbo ses geliyordu. Şimdi o sistem kalktı arkadaşlar. Turbo 3 taktığınızda sadece ve sadece arkadaşlar turbo sesi alabileceksiniz. İki çeşit turbo sesi alabileceksiniz. Fakat mesela sadece EQ takarsanız da arkadaşlar egzozdan ateş ve egzoz patlatma sesi alabileceksiniz. Fakat ikisini takarsanız eski sistem gibi devam edecek. Bu arada şunu da altını çizerek söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 15 bin, 25 bin, 40 bin olarak değişiyor 1, 2, 3 seviye. Eko ve vites kutusunda da aynı fiyat. Fiyat olarak herhangi bir değişiklik yok. Burada arkadaşlar yine markalarımız var. Bu markalar biliyorsunuz arkadaşlar gerçek markalar. Yani Google'a yazdığınız zaman bu markaların ne olduğunu görebilirsiniz zaten. Gerçek markalardan esinlenerek yaptık bu sistemi. Evet mesela şimdi arkadaşlar şu aracımızın şöyle bir kapatalım mesela. Evet. Arkadaşlar bu arada şu göstergedeki hızın altında olan sürekli hareket eden rakamları bana soruyorsunuz. Bayağı bir soru geliyor bu konu hakkında. Arkadaşlar bu aracın devre. Yani kendi aracınızda mesela gerçek hayatta aracınızda göstergeye baktığınız zaman biliyorsunuz ki 2 saat var. Birisi hız, birisi de devir. Bu şu an bu görmüş olduğunuz devir saati arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın mesela devir arttıkça kendisi de artıyor. Evet arkadaşlar hemen bir hızını deneyelim. Vakit kaybetmeden. Evet gördüğünüz gibi bakın ne kadar yavaş hızlandığını da dikkat edin lütfen. Bu da gerçekten önemli. Bu şekilde bakın ne kadar yavaş hızlanıyor sonlara doğru. 266 basıyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar yenilenmiş sistemimizde eko ve vites kutu sisteminde mesela ben şimdi tabi komut kullanarak bunu yapacağım. Mesela arkadaşlar şu anda ben yarış tipi eko taktım. Şöyle slash tunikler yazdığımda da zaten bakın burada da görünüyor. Slash tunikler komut bilginiz olsun. Evet şimdi deneyelim arkadaşlar. 266 basıyordu. Şimdi bakalım ne oldu aracımız. Hatta şöyle düz basalım ya da. Bakın hızlanmayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani o eski hantallığının gittiğini görebiliyorsunuzdur umarım. Gayet belli oluyor zaten. Bakın 266 basıyordu. 275 basmaya başladı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar sağ çekiyorum. Az önce EQ takmıştık. Şimdi vites takacağım arkadaşlar. Vites kutusu takacağım pardon. Yarış tipi. Mesela tekrar aracın içinde Windows 10 tunikler yazdığımda bakın EQ'nun ve vites kutusunun 3 olduğunu görüyorsunuz. 275 basıyordu arkadaşlar. Şimdi hemen de basalım bir daha. Bakın hızlanmayı görüyorsunuz. Gayet hızlı şekilde gidiyor.
Evet, bakın arkadaşlar 273 2 pardon 283 284 arasında bir titreme yapıyor. Ve bakın gördüğünüz gibi egzozdan ateş ve patırtı gelmeye başladı. Evet arkadaşlar, bu şekilde yeni tuning parçalarımızı tamircilerimiz tarafından taktırabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım sizler de tanıtım videosunu izlerken eğlenmişsinizdir ve sevinmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde. Mesela aracınızın beygirine de beygir hesapla, araç ID kaçmış? 1305. Mesela bakalım buradan. Burada otomatiğimiz de var. Aracımızın beygiri 244 beygir, 214 Nm torku saymış arkadaşlar. Slash tuning yazayım. Tekrar size bir arayüzü göstereyim. Bunu sadece tamirciler interior içerisinde görebilecekler zaten. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Burada dediğim gibi detaylı bir kılavuzu var. Bunu da tamircilerimiz okursa başarılı olacaklar. Evet arkadaşlar, sistem tanıtım videosunu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Korona vakaların artışında da arkadaşlar daha da sağlıklı günler diliyorum sizlere. Her videonun sonunda sağlıklı günler diliyorum dedim. Şimdi arkadaşlar daha da sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Vaka sayısı arttı. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.